Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Çay. Çay Kahve İnsan'ın kurucusuyum. Evet, sizlere 5,5 yıldan beri düzenli aralıklarla içerikler üretiyorum. Bugün kamera karşısına geçtim ve biraz da kendi hayat hikayemden, biraz da aslında deneyimlerimden yola çıkarak size Nasıl Yapılır serisi adı altında düzensiz aralıklarla düzenli içerikler yayınlayacağım. 5,5 yıllık bu süre zarfında YouTube'a sıfırdan hobi olarak başladığımdan profesyonel olarak aslında bir stüdyoya kadar kuran bir sürecim var. Çokça sorular aldım. YouTube'a nereden başlanır? YouTube'dan para kazanılabiliyor mu? YouTube'da telif konuları nasıl? YouTube aklınıza gelebilecek binlerce soru var. YouTube'a nereden başlanırla ilgili aslında birçok sorunuza cevap verecek bir eğitim hazırladım. Bunu geçtiğimiz aylarda zaten yayınladım. Aşağıdan Udemy profiline girip izleyebilirsiniz. Ama bu eğitimi hazırlarken şöyle bir sorularla karşılaştım aslında. Çünkü buna farklı bir eğitim yapmayı planlıyordum. Ve haliyle de böyle bir konsepte planlayınca neden Nasıl Yapılır serisi adı altında yayınlamayayım diyerekten de bu video serisi ortaya çıktı. Nasıl yapılır? YouTube video montajı nasıl yapılır aslında arkadaşlar? Temel sorumuz bu ve konumuz da aslında bu. Bugün bunlardan bahsedeceğim size. Video montaj programı konusunda piyasada neredeyse onlarca program var. Bunların en bilindikleri ya aylık abonelik üzerinden satılan programlar veyahut da bir defaya mahsus satılan programlar. Bugünkü bahsedeceğim program ise bu başlangıç ve profesyonel arasında kalan ve tamamen ihtiyaçlarınızı çözen bir program. Adı Movi'nin Video Editor Plus programı. Bu başlangıç ve profesyonellerin arasında kalmış ve YouTube video montajı nasıl yapılır sorunuzun cevabını aslında birazdan bu programla vereceğiz. Evet arkadaşlar, günümüzde YouTube'a içerik üretmek zaten çok çetrefilli. Hani bunun içeriğini zaten çektik. Kamera karşısında zaten konuşmak çok sıkıntılı. Hal böyle olunca işin bir çekim kısmını ayrı bir noktaya koyalım. Çekim kısmını yaptığımızı farz edelim. Ama ikinci kısma gelelim şimdi. Post prodüksiyon dediğimiz olay. Yani aslında kurgu montaj işleri. Hadi gelin hep birlikte, aynı zamanda bu videonun da sponsoru Movi Video Editor Plus'la nasıl YouTube'a montaj yapılır, nasıl videolar üretilir hep birlikte öğrenelim. Evet arkadaşlar, bugün size hukuk mühendisi nedir videosu üzerinden aslında Movi Editor Plus'ı anlatacağım. Şimdi öncelikli olarak montaja başlamadan önce YouTube'da herhangi bir içerik üretme noktasında biraz düzenli tertipli olmamız gerekiyor. Onun için aslında ben size kendi çalışmamdan bahsedeceğim. Hukuk mühendisi nedir adında bir tane klasör oluşturdum. JPEG, MP4, PNG ve render adında alt klasörlerim var. JPEG'de bu video ve çalışmayla ilgili görüntüler. MP4'te bu videonun içeriği. PNG'de bu videoda kullanacağım materyaller. Ve render'da da en son aşamada render alabileceğim bir klasör oluşturdum. MP4'ümü alıyorum. Direkt Movi Editor Plus'ın içerisine atıyorum. Şu şekilde. Veyahut da direkt az önceki ekrandan Add Files diyerek de ekleyebilirsiniz. Sonra yapmanız gereken en basit şeylerden bir tanesi yukarıdan aşağıya sürüklüyoruz. Görüldüğü üzere arayüzü temiz ve sade ve herhangi bir profesyonel video montaj programına gerek kalmadan çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Zaten YouTube'a içerik ürettiğiniz noktasında, hele ki kameraya bakarak konuştuğunuz noktada, ki burada aslında Bensu Aydın'ı görüyorsunuz. Çay Kahve İnsan'da geçtiğimiz hafta içeriği yayınlanan ve önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bir içerikten bahsediyorum aslında şu an sizlere. Temel olarak aslında kullanacağınız birkaç tane araç var. Bir tanesi bunlardan kesmek. Yani aslında CTRL'ye basarak yakınlaştırdığım zaman iki videoyu çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Yine aynı şekilde tıklayarak kestik ve bu kısmı Shift Delete diyerek de kesip atabiliyoruz. Yani aslında birinci önceliğimiz video montaj programında kesme biçmeyi bu şekilde yapıyoruz. Movi'yi diğer video editör programlarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de aslında güzel bir içerisinde arşivin olması. Burada hazır müziklerle aslında çok rahat bir şekilde içeriğimizi ekleyerek sadece sürükle bırakla, ki az önce Discovery indirdim ve aşağıya bıraktığım zaman videoma ekleyebiliyorum. Bunu sona ekledi mesela. Ama ben başlangıcıma eklemiş oldum. Bu kısmından da memnun kalmadığımı düşünüyorum ve biraz daha kısalttım ve müziğimle aslında aynı noktaya getirdim. Çok böyle profesyonel olmanıza gerek yok. Sizin için aslında önemli olan birkaç metrikler var. Birincisi kesme, ikincisi müzik, üçüncüsü intro, dördüncüsü de aslında onu biraz daha geçişlerle beraber sürüklemek. Şu an aslında iki tanesini öğrenmiş olduk. Eski film diye böyle güzel bir geçiş yapılmış. Bunu ben mesela videomun başına almak istiyorum. Hatta biraz daha kısaltıyorum.
Evet, göründüğü üzere eklemiş oldum. Arka planlarımız var. Dilediğiniz gibi bunları da kullanabiliyorsunuz. Özel bir şekilde efekt paketleri de var. Intro'yu ekledik. Güzel böyle bir başlık koyalım. Hemen gelelim. Üstüne tıklıyorum. Hatta direkt güzel bir KJ bantı yapmak istiyorum. Direkt yukarıdan seçtim, indiriyorum. Başlığımı yazıyorum. Hukuk mühendisi nedir? Sağ tarafa doğru çektim. Bunu kim anlatıyor? Zaten direkt buradan da aslında yapabilirim. Bensu Aydın. Bensu Aydın kim? Kurucu ortak. Nerede? Jetlexa diye aslında güzel bir başlık yaptım. Hatta bunu şey yapmıyorum. Bir başlatalım bakalım. Şu an kayıttayız. İki video çıkarttık. Şimdi bu hazırladığım video konseptiyle çok ilişkili olmadığı için aslında buradaki stickerları kullanmayacağım. Ama siz Movie'yi görmeniz ve içerisindeki özellikleri de fark etmeniz için stickerları kullanabilirsiniz, bakabilirsiniz. Mesela ilerleyen alanlarda bir çantayla ilgili bir şeyimiz olsaydı, mesela biz buradan bunu alacaktık. Bunu rahat bir şekilde, sanki böyle Word kullanır gibi istediğimiz yere ekleyebiliyoruz. Evet. Yine bunlar çok uygun değil bize. Belki şunu kullanabiliriz bir noktada. Evet. Şurayı alalım. Sağ tıklayıp edit dediğimiz zaman da mesela şunu şöyle aldım. Ve koydum şuraya. Evet. Yani evet, bir geçiş yapabiliriz belki. Geçiş ekleyebiliriz, evet. Videomuzun içerisine bize uygun olabilecek. Şuradan kesmiştik zaten, iki farklı videoydu. Evet, şöyle bir geçiş kullanabiliriz. Hemen efeğimizi de attı içerisine. Evet, göründüğü üzere Movie Editor Plus'ta bir içerik üretmek bu kadar kolay ve basit. Aslında ürettiğimiz içerikle beraber her şeyin yerli yerinde olduğunu farz ediyoruz ve bunu aslında bir çıktı almak istediğimiz zaman da sağ taraftan direkt export diyoruz ve buradan aslında kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Biz zaten az önce hukuk mühendisine de render'ın içerisine direkt folder yaptık ve hangi platformda yayınlayacaksak da aslında onun da içeriklerini seçebiliyoruz. Biz kalitesini en iyisini diyelim, yüksek seçelim. 1920x1080 seçtik ve direkt exportlayalım. Evet arkadaşlar, YouTube video montajı nasıl yapılır sorusunun cevabını az önce öğrenmiş olduk. Bu ve buna benzer örneklerle aslında çektiğiniz videoları çok rahat bir şekilde montajlayabilirsiniz. Hatta bu videonun sponsoru Movavi'den de %20 indirimlik bir hediye kuponu hazırladım sizlere. Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. YouTube ve Movavi Editor Video Plus 2021 ile ilgili aslında merak ettiğiniz veyahut da sormak istediğiniz bir konular varsa bana aşağıdaki yorumlar sekmesinden ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Hatta ve hatta bu ve bundan sonra nasıl yapılır serilerinde ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz? En çok hangi konulardan muzdaripsiniz? Bunları direkt benimle paylaşabilirsiniz. Sizin için düzensiz aralıklarla düzenli içerikler yayınlamayı planlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.